Propolis. Belki daha önce hiç duymadığınız propolis, Latince bir kelime olup kelime anlamı üstün koruma manasına gelmektedir. Propolis, bal arıları tarafından elde edilen koyu renkli, reçinemsi bir maddedir. Bal arıları bu maddeyi bitki ve ağaçların mikrop ve çürümelere karşı bünyesini korumak için salgıladığı sıvılar ve çiçek tomurcuklarındaki özlerden toplayıp enzimlerini katarak oluşturur. Kendilerini ve kovanı her türlü dış etkenden ve zararlı mikroorganizmalardan korumak için hazırladıkları bu maddeye propolis denir. İnsan sağlığında ve daha birçok alanda mucizevi yararları vardır. Halk arasında kara mum ya da arı reçinesi olarak da bilinir. Propolis, arıların kendilerini korumak için ürettiği bir reçinemsi madde. Her kovanda yaklaşık 70 bin arı bulunduğundan kovan sıcaklığı 36 derece ve bağıl nemi %65 civarındadır. Bu ortam mikrop ve bakterilerin üremesine çok müsaittir. Buna rağmen steril olan kovanda arılar milyonlarca yıldan beri günümüze kadar hiç hasta olmadan gelmişlerdir. Propolis, 300'den fazla fitokimyasal bileşik içerir. Yaklaşık yarısını bitkisel balsamlar, %30'unu bal mumu, %10'unu bitkilerdeki eterik yağlar ve %5'ini bitkilerin üremesini sağlayan polen zerrecikleri oluşturur. İnsan sağlığı için yüksek değer taşıyan B1, B2, B6, C ve E vitaminlerini içeren magnezyum, kalsiyum, potasyum, sodyum, iyot, mangan, demir, bakır, çinko gibi birçok önemli minerale ihtiva eden, yüksek proteine sahip, zengin bir yapısı vardır. İçerdiği bu maddeler propolis'e insanlarda bağışıklık sistemini güçlendirici nitelik kazandırır. Mısır, Çin, Yunanistan ve Roma'nın da aralarında bulunduğu dünyanın pek çok bölgesindeki eski medeniyetler tarafından geleneksel tedavide yüzyıllardır kullanılmış. Günümüzde ise kalabalık şehir ortamının havasında tehdit olarak bekleyen mikropların sebep olduğu nezle, grip, soğuk algınlığı gibi kış dönemi hastalıkları bağışıklık sistemimizi zayıflatır. İnsan vücudunu hastalıklardan koruyabilen doğa mucizesi olarak bilinmektedir. Bilim adamları tarafından önemli bir keşif olarak görülen propolis, Allah'ın dünya üzerindeki en önemli canlılarından biri olan arılarla insanoğluna hediye ettiği bir mucizesidir diye tanımlanmıştır. Propolis'in en çok araştırılan ve yaygın olarak kabul edilen özelliği bağışıklık arttırıcı özelliğidir. Vücuda hiçbir zararı yoktur. Bunun yanında sağlam hücrelere zararı olmadığı gibi onları destekler ve güçlendirir. Propolis'in günümüzde yapılan bilimsel çalışmalarda ortaya çıkan sayısız etkileri bağışıklığımızın düşmesiyle ortaya çıkan tüm hastalıklarda kullanıldığını açıklamaktadır. Ağız ve diş sağlığındaki etkilerinden dolayı Avrupa'da patentlenmiştir. Propolis, yapışkan, reçinemsi bir maddedir. Bal arıları değişik bitkilerden toplayarak kovanlarına getirirler. Arılar kovanı dış etkenlerden, mikroorganizmalardan ve diğer zararlılardan korumak için üzerini propolisle kaplarlar. Propolis, belli başlı ağaçlardan temin ediliyor. Ağaçların kırılan yerlerinden çıkan sıvılardan, tomurcuk uçlarından, yapraklardan, bitkilerden, çiçeklerden arı bunları topluyor. Kendi enzimlerini katarak, yani daha da şifalı hale getirerek kendisi için kullanmak için kovanına götürüyor. Tabii bu kendisi için derken bizler de bunu kullanacağız, şifa bulacağız yani.
arılar tarafından değişik bitki tomurcuklarından, yaprak ve gövdelerinden toplanıp biriktirilen reçinemsi bir madde olan propolis, genellikle kayın, kara ağaç ve kozalaklı ağaçlardan toplanır. Propolis biriktirme açısından arı türleri arasında farklılık vardır. Bazı türler diğerlerine göre daha fazla propolis biriktirirken, bazıları, örneğin tropik bölgelerde bulunan arılar, hiç propolis biriktirmezler. Arılar propolisi kovanın iç duvarlarını düzgün hale getirmek, peteklerin ağızlarını kapatmak ve başka canlıların içeriye girmesine engel olmak amacıyla kullanır. Girdikten sonra ölen canlıları propolisle mumyalayarak kovanlarını koruma altına alırlar. Propolis, bağışıklık sistemini çok yüksek bir şekilde kuvvetlendirir. Vücut direncini arttırır, hastalıklara karşı direnci olan bir vücut hastalıklara yakalanmaz. Hastalığı varsa geçebilir. Antioksidan değeri arı ürünleri içinde ve tabiattaki en yüksek antioksidan değerine sahiptir. Soğuk algınlığına karşı vücudun direncini arttırdığı için çoğu hastalıktan sizi korumuş olur. Propolis kısacası sağlığımızı ve arıların sağlığını koruyan dünya üzerindeki en üstün ürün olarak bilim adamları tarafından anlatılıyor zaten. Propolis, kovandaki larvalara, mantar ve bakterilere karşı antibiyotik etki gösterir. Propolis'in toplandığı bitkilerin tür ve çeşitlerine göre içeriğindeki bileşikler farklılık arz eder. Propolis'in etkileri arıların bitkilerden topladığı antioksidan etkili bileşenlerine bağlıdır. Kovanda oluşan hasarların ve çatlakların onarımı için ve kovanlarını korumak amacıyla kullanılan propolis'in rengi sarımsı yeşilden koyu kahverengiye dek değişir. Arılar kovandaki balı aldıktan sonra propolis'i kovandan kazıyarak toplarlar. Sonra bazı işlemlerden geçirilmek suretiyle propolis kullanıma hazır hale getirilir. İçeriğinin önemli bir bölümünü flavonoidlerin oluşturduğu propolisin bileşiminde polifenoller, fenolik asitler ve bunların esterleri, terpenler, steroidler, B1, B2, C ve E vitaminleri, mineraller ve amino asitler yer alır. Propolisin başlıca faydaları bağışıklık sistemini destekler, hastalık etkenlerine yönelik vücut direncinin yükseltilmesi amacıyla kullanılabilir, antioksidatif etki açısından propolis diğer arı ürünler arasında en yüksek etkiye sahiptir. Soğuk algınlığından korunmak amaçlı alınabilir. Her kovanda propolis oluyor ama arıcımız bunu toplayamıyor, bilmiyor. Zaten bugüne kadar da çöpe atılan, toplanıp da kenardan köşeden bal olmadığı için, bir polen arı sütü olmadığı için çöpe atılan bir üründü. Günümüzde hala bile var. Ama 50 gramla 200 gram arasında her kovandan çıkabiliyor. Özel tuzaklar konduğunda, dağda olduğunda, bu asfalttan uzak olduğunda biz onları topluyoruz. En değerleri onlar. O şekilde propolisi kullanıyoruz.